Timeline Beşiktaş'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Ergin Aslan'la beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba Mert, hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim Mert, sen nasılsın? İyidir abi. Beşiktaş kazanınca böyle nasılsın sormak daha kolay oluyor abi. Daha rahat hissettiriyor. Beşiktaş uzun bir yerden sonra kazandı 22-0 kendi evinde Ankara Gücü'ne karşı. Yani önemli bir rakipti Ankara Gücü. Emre Belözoğlu ile beraber. Tabii Semih yoktu. Orada bir Muleka vardı. Muleka da golünü attı. Öncelikle tabii şimdi bu hoca değişimi yine artık Serdar Topraktepe tekrar geldi. 6. Evet. Hoca da diyebiliriz. Evet. Önceki hoca devam ediyordu diyebiliriz. Bir maçla ilgili abi genel olarak neler söylemek istersin? Tabii Serdar Hoca ikinci kez geldi. Biraz şey gibi oldu Serdar Hoca. Burada hani ihtiyaç halinde camı kırılan adam rolüne büründü. Serdar Hoca futbola kafa yoran bir futbol adamı. O da biliyor yani Beşiktaş'ın aslında ne yapılması gerektiğini görüyor. Takımın içerisinde uzun yıllardır öz kaynakta çalışıyor. Beşiktaş A takımında da bu sene görev almasının yanında Santos'un yanında da 2 aydır birlikte çalışıyordu. Dolayısıyla yani Beşiktaş kendilerini de bilen bir teknik adam. Beşiktaş'ın özellikle iç sahada formülü basit. Yani ne yapması gerektiği basit. Yani Beşiktaş önde oynayacak, hücum oynayacak, riskleri alacak. Futbolcu kalitesi derbiye çıkmıyorsa her rakibinin üstündedir Beşiktaş'ın. Dolayısıyla yapabilirlik gücü daha fazladır Beşiktaş'ın. Keza hani Beşiktaş'ın böyle rakip boğduğu o çok şahşalı dönemlerindeki gibi işte Beşiktaş geri döndü denilecek bir maç değil ama en azından bu maçları puan kaybetmeden geçmesi lazım zaten Beşiktaş'ın. Oyuncular üzerinde bir farklılıklar gördük. Yani Semih'in yokluğunda elbette hani Abubakar'la Cenk zaten ben varım demiyorlar. Abubakar girer girmez ıslıklanıyor zaten. Ya yani sezonun bitmesini bekliyor o oyuncular. Şimdi Muleka'yı da var olan Muleka'yı doğru kullanmak diye bir şey var. Daha önce Serdar Hoca görev yaptığı maç maçlarda da Muleka'yı kullandı. Yani Muleka'ydı o maçlarında golcüsü. İleri uçta oynatabileceğin, şu andaki Semih yoksa 3 forvetin içerisinde Enzin'de en formda olan isim diyebiliriz Muleka. Ki işini de yaptı açıkçası. En dikkat çekici oyuncu Muçi'ydi. Zaten Beşiktaş gibi takımların böyle 2-3 tane göze çarpan seni sürükleyecek oyuncusu vardır. Bu da bir numarası Muçi Beşiktaş'ın. Ama Fernando Santos taktik disipline fazla sadık kaldığı için oyuncu yeteneklerini biz göremiyorduk. Oyuncular da kendi yeteneklerini sergileyemiyordu açıkçası. Çünkü niye? Mümkün olduğu kadar kaleye uzak oynayan, driblingleri engellenen, fazla şut atmasından rahatsız olunan, çizgilere hapsedilen oyuncular bunlar. Yani gerçekten oyuncu özellikleri köreliyordu. Takımda da zaten Beşiktaş gibi takım bu sene takım olamadı Beşiktaş. Bir sürü oyuncu aldı ama takım olamadı. Bireysel olarak tek tek kağıt üzerine koy. Ya fena kadro değil dersin aslında. Ama şimdi takım olamadığın zaman bir anlamı yok. Ne oluyor takım olamadığın zaman? Figürler öne çıkması lazım. 11 kişi istenilen dinamizmi koyamıyorsa sahaya, işte Olympiakos Fenerbahçe maçındaki Olympiakos gibi, Prag Galatasaray maçındaki Prag gibi. Yani büyük yıldızların yok ama takım oyununu doğru yapıp doğru analizde oynarsın. Bu yoksa bireysel oyuncular öne çıkar. Bakıyorsun şimdi kim çıkar Beşiktaş'ta? Muçi çıkar. Başka belki çok zorla çok zorlasan falan böyle günlük performansına göre Raşit'e falan filan i̇şte maç. Getson mesela adamlar. Dün yine. Yani Getson'dan çok emin değilim. Ama dün yine fena değildi abi. Yani uzun süredir gördüğümüz o driblingleri falan mesela attı. O biraz beni böyle. Daha önceki maçlara göre daha hareketliydi. Doğru. Şimdi Raşit'e serbestlik verdiği zaman ki oyuncu hayatı boyunca zaten santrafor artı arkasında oynamış yani. Çok fazla gol atmış. Çok skorer bir oyuncu. Beşiktaş'ta birkaç golle geçiyor yani serüveni. Orijinal yerine döndü. Forvet arkasında oynadı. Herkes normal fabrika ayarlarına döndü Beşiktaş. Biri bulduktan sonra Mert en önemli şey bu. Yani Beşiktaş biri bulduktan sonra o topun üzerine oyun üzerine yatmaz. Beklemez. Gel gel yapmaz. Beşiktaş Anadolu takımıyla oynarken kendi sahasında öne geçtikten sonra gelen giden topa doldur boşalt yapmaz. İkiyi arayan bir Beşiktaş vardı. Bu da geldi. O geldikten sonra Ankara Gücü'nün gardı zaten düştü ama oyunun içinde iyi kaldı Ankara Gücü. Çünkü önemli bir test maçı bu. Niye? Ankara Gücü'yle önümüzdeki hafta iki kere daha oynayacaksın yani. Salı ve bir sonraki evet. Hafta bir daha oynayacaksın. Nedir bu? Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası. Rakibi de görmen lazım çünkü hayati önemi var Türkiye Kupası'nın Beşiktaş için. Ankara Gücü'ne karşı neyi nasıl yapabildiğini görmek adına ciddi bir ön maçtı bu. Tebrik edelim Serdar Hoca'yı da Beşiktaş'ı da. İnsanlar stattan çıkarken maç bittikten sonra bakıyorsun yani yüzlerine, keyiflerine. Evet bir keyifleri geldi insanların. Abi şimdi sen dedin ya biraz isimlerde değişiklik oluyor. Mesela Joe Worrell'ı gördük. Joe Worrell gelmişti. Santos Hoca oynatmadı hiç. Evet. Direkt tribünde kendisine evet. Yer veriyordu. Yani mesela dün de oynadı. Bence fena da değildi. Bu arada %100 ikili mücadele kazandı. Şimdi ikili mücadele kaybetmedi Joe Worrell evet. Dün. Onun dışında işte mesela Gezal'ı gördük tekrardan 11'de. O da yani tabii ki eski Gezal değil ne yazık ki ama işte fena değildi diye
diyelim. Evet. Raşitsa yine iyiydi. Ya aslında baktığında abi isimler böyle baktığında inanılmaz şutör bir takım Beşiktaş. Evet. Yani sen dedin ya şut atma konusunda biraz çekimserdi. Şimdi Serdar Hoca bence doğru yani oyunculara o serbestliği verdiğinde en azından sezon sonuna kadar Beşiktaş belki istediği hedeflere ulaşma konusunda daha rahat hissediyor bence. Ben öyle düşünüyorum abi. Senin düşüncen nedir? Katılıyorum. Çünkü kreatif oyuncular bu adamlar. Yani sen Gezal'ı nasıl dizginliyorsun yani? Gezal'a diyorsun ki işte burada dur sağ bekle beraber oyna kademe yap falan. Muçi ya bunları dizginleyemezsin geç sonu. Yani bu adamlar topla ilişkisi iyi olan adamlar. Hayatta en çok sevdikleri şey topa dokunmaktır yani. Çocukluklarından böyle belli böyle bu adamlar. Şimdi sen bu adamların hadi hep yani 7-8'ini yaptın da 2-3'üne serbestlik veriyor olman lazım. Şimdi Gezal'ın niyeti yapmak istiyor ama bazen ayaklar izin vermiyor. Yani yaş, performans bunların hepsi etkili oluyor. Yine istenilen düzeyde değil ama iyi niyetiyle oynadığını görüyorsun. Şimdi dün Vorul'a bağlayacağım. Beşiktaş'ta dikkat çeken bir şey vardı. Yeni 4 transfer ilk kez aynı anda sahadaydı. Dön önceki maça. Dördü de sadece bir Svensson kaldı sahada. Muçi'yi çıkarmıştı hoca. Evet. Vorul tribündeydi. Musrati de yedek kulübesindeydi. Şimdi dördünü aynı anda sahada görüyor olman lazım. Bir ara transferi bu yüzden yaparsın. Kulübeye ara transfer yapılmaz. Tribüne ara transfer yapılmaz. Saha için yapılır. Dördü birden sahadaydı. Yani Beşiktaş savunma hattında bir değişik olacak. Değişim olacak. Yani bunlar günü kurtarma ikilileri. Yani tabii. Oluşturulan ikililer. Şimdi Beşiktaş'ta Tayyip Talha dönüyor ki hoca dün sol bekte kullandı. Dedim ben Necip'i çeker sola, Tayyip'i şeye koyar, stopere ortaya koyar diyeyim ama değişik kullandı hoca. Çok da sırıtmadı. Ama o yokluktan oynadı yani. Zaten orijinal yeri değil. Vorul, ya Mert şimdi Championship'te, ne dersen de bizim ligin üzerinde zaten Championship'te, bir takım kaptanının çok vasat olma ihtimali var mı? Ya kesinlikle. Ya kesinlikle. Klasik bir İngiliz stoper. Çok iyi hava topu. Evet. Sert, güçlü. Evet. Şimdi var mıyım yok muyum gibi hissettiriyorsun adama. Tribünden geliyor sahaya. Kulübeden de değil. Yani tribünden sahaya geliyor adam. Bu kolay değil bu istikrar. İlk kez yanında biriyle oynuyorsun. Sağ beki sol beki ilk kez oynuyorsun. Bunların hepsi önemli. Ben beğendim performansını ama dediğim gibi o günü kurtarıyor. Vorul ayrılacak zaten. Yani kiralık sezon sonunda zaten ayrılacak. Uzatırlar mı sence abi? Yok sanmıyorum. Kiralıkta... Beşiktaş stoper transferi yapacak. Yani Beşiktaş iyi bir stoper transferi yapacak. Planların arasında bu net olarak var. Onun dışında Tayyip Talha'ya çok güveniyor Samet Hoca. Bence de doğrusu bu. Kesinlikle. Samet Hoca çok güveniyor Tayyip Talha'ya. Necip var elinde. 2. Kole var. 3. Kole devam eder mi abi sence? Kole yani... devam eder. Sözleşmesi var. Tamam, sözleşmeden dolayı diyorsun. Kole kalır kadroda. Gönderilmez. Tabii Amartey. Orada yolcu. O yolcu. Bailey zaten bitti. Bir genç oyuncu. Öz kaynaktan koyulacak. 4. Bir de İyi bir stoper transferi yapacak yabancı transferi. 5 stoperle yoluna devam edecek Beşiktaş. O da yeter zaten baktığın zaman. Abi o zaman şimdi şeyi sormak istiyorum. Takımı konuştuk bir teknik direktöre girmek istiyorum. Sen tabii geçen hafta aslında çok netli söyledin. Takımı ve stadı, taraftarı herkese ayağa kaldıracak bir teknik direktöre ihtiyacı var Beşiktaş'ın diye. Tabii o isimden hani doğal olarak herkesin aklında tek bir isim geliyor. Sergen Yalçın. Evet. Doğal aday dediğimiz. Ama tabii şu an yönetim birazcık daha yabancı hoca ismi üzerinde öncelik olduğu söyleniyor. Onda da şimdi Pepin Linders. Jürgen Klopp'un yardımcısı. Tabii çok önemli bir yani aslında futbol adamı Linders. Yani Klopp'un eşsiz dediği bir adam. Bütün antrenmanlarını yöneten kendi taktiksel yardımcısı diyebildiğimiz bir adam. Tabii onun da bir tane aslında birinci adamlık tecrübesi var. Nek Nijmegen'de. Evet. Orada da Ferdi var bu arada. Ferdi'nin hocalığını. Ferdi o zaman 10 oynuyor tabii. 10 numarada oynadığı dönemler Ferdi'nin. Şimdi tabii burada aslında konuşmamız gereken abi sana sormam gereken iki şey var. Şimdi birincisi yabancı hoca mı gerçekten öncelik olmalı? İkincisi ki bence yabancı hoca öncelik olacak Linders doğru bir tercih. Yabancı hoca olursa da Linders gibi bir isme gitmek mi doğru? Yani birinci hocalık tecrübesi çok az az olmuş bir isme mi gitmek doğru abi? İkisini de ayrı ayrı cevaplarsan. Valla çok zor bir karar. Yani dün Sayın Başkan'la biraz konuştum Hasan Arat'la. Dedim ki yani Sayın Başkan ben bakıyorum takıma yeni yapılanacak duruma, transferlere, getir götür gönderme işlerine işin içinden çıkamıyorum dedim. Allah sizin yardımcınız olsun. Samet Hoca'ya da söyledim aynısını. Zor. Yani şimdi 19 yabancı var. 11'i gidecek. 8'e düşecek. Oraya 4 tane yabancı transferi yapacaksın. 12 olacak. Sezona gireceksin. Yani bu ne demek biliyor musun? 15 tane yabancı oyuncu üzerinde operasyon demek. Şimdi bunların 1. Satman lazım. Kaçını satabilirsin? 2. Sözleşmeleri var. Maaşlarını ödeyeceksin. Adam dedi ki ben gitmiyorum. Sen de kadroda düşünmüyorsun. Hop maaşını ödemeye devam. O da yan sağda koşmaya devam. Şimdi bunların hepsi büyük problemler. Teknik direktör konusu şöyle riskli. Bir sezonda rekor kırarak belki de Beşiktaş kendi rekorunu zaten kırdı. Türk futbol tarihi rekoru da olabilir bu. Bu kadar hocayla çalışmış bir kulübün ikinci bir yeni sezonda yeni bir zar atma şansı yok. Yani karavana atma, boşa atma şansı yok. Çünkü tahammül eşiği
Artık daralmadı da kapandı yok, direkt. Yok öyle bir şey yok abi. Tahmin. Öyle bir tercih yapacaksın ki kusursuz olmuş olacak. Adam gelecek, çok iyi bir hava yakalatacak. Sezona da çok iyi bir şekilde girecek. Taraftarlığında içine sinip tamam bundan olur diye bir imajı olması lazım o getireceğin teknik adamın. Şimdi ben geçen hafta seninle burada yayın yaptığımızda 20 bin kişiye imza atacak bir teknik adam lazım derken direkt Sergen Yalçın geldi isimleri. Ben Sergen Yalçın demedim. Hatta sen ne dedim? Özellikle Sergen Yalçın gelsin diye bir derdim yok, evet, benim. Ben bir tarif yapıyorum. O bir metafor. O bir tarif. Ne demek bu tarif? 20 bin kişiye imza atacak teknik direktör şu demek. Camianın, Beşiktaş camiasının genel olarak oh tamam bu demek aslında. Yani şimdi bu yarın Sergen Yalçın gelse 20 bin kişi gitmez oraya. Ondan bahsetmiyorum ben. Sergen Yalçın'ın ilk geliş anındaki camianın gösterdiği refleksi hatırlayalım, havayı hatırlayalım, tabii, tepkiyi hatırlayalım. İlk geliş anında işte yeni gelecek teknik adam da 20 bin kişiye imza atmalı dediğim şey o havayı, o enerjiyi, o derin nefesi aldırıyor olması lazım. Bunu anlatayım ki çünkü herkes böyle hatta Sergen Yalçın, Sergen Yalçın'ı getirmeye çalışıyor. Benim öyle bir derdim yok, öyle bir yetkim de yok zaten. Yerli olma ihtimalinde şimdi bence bir adaydı, şu an iki aday var. İki tane güçlü aday var yerli olursa. Sergen Yalçın zaten doğal adaydır. İki Şenol Güneş. Bunlar benim adaylarım değil. Öyle anlıyor ya arkadaşlar anlattığımız zaman. Evet burada zaman. Evet onun altını çizmek lazım aslında. Ben burada bilgiyle beraber yorum yapıyorum. Benim fikrimi zaten söylüyorum. Kim olur kim olmaz kim o başka bir şey. Ben şu an iki tane adaydan bahsediyorum. Benim adayım değil yönetimin adayı. İki tane yerli aday. Bir Şenol Güneş, iki Sergen Yalçın. Şenol Güneş tarafı yönetim içerisinde 2-3 yönetici üzerinde etkili. Sergen Yalçın olursa yani yerli olursa Sergen Yalçın diyenler de profesyoneller. Baktığınızda takımın profesyonel yöneticileri. O yüzden zor bir karar. Sayın Başkan'ın yabancı teknik direktöre daha sıcak olduğunu biliyorum ama öyle bir keskinliği yok. Kendi dedi zaten %50. Şimdi oradan şeyi çıkarman, terzi çıkarman neredeyse imkansız işte. Zaten takımı yarı finale çıktı. Adam Simeone'yi eledi. Linders Türk futbolunda teorik olarak özellikle büyük takımlar kötü gittiğinde bütün büyükler için, büyük takımlar için masaya yatırılan model aslında bu medyanın. Yöneticilerin bile anlatırken böyle olmalı dediği. Türk futbol ekonomisinin konuşulduğu forumlarda şimdi artık güzel güzel böyle üst düzey forumlar yapılıyor biliyorsun elit düzeyde. Orada böyle güzel koltuklar atıyorlar. Bacak bacak üstüne atan yöneticilerin hepsi konuşuyor. Çok güzel şöyle mikrofonlar falan. Buraların teorik futbol yapılanmasının modeli aslında dinlersen. Böyle olmalı. Böyle yapmalıyız. Biz de onlar gibi böyle yapmalıyız denilecek isimlerden bir tanesi. Ha, A takım tecrübesi sadece 20-25 maçlık bir tecrübe. Orada o da ikincilik. Onun i̇kincilik tabii. Teknik direktörlük kişi de futbolculuktan değil aslında. Hani 20 yaşından beri Porto'dan başlayıp tabii. Hatta Fonseca'yla Vitor Pereira'yla da çalıştı. Villas-Boas'la da çalıştı Porto'dan. Öyle şeyleri var, tecrübeleri var. Klopp'la 2015'ten beri aslında beraber arada bir gidip geldi. Sonra 2018'den beri full beraberler. Yani evet Klopp'un da Linders hakkındaki görüşlerini biliyoruz yani çok kıymet veriyor. Bunların hepsi güzel, kulağa hoş geliyor. Benim üzerinde durduğum şey şu. Bu arada itiraz etmem. Hayır, ben teknik direktör itirazım yok benim. Ben Beşiktaş'ın modelini bildiğim için ne kimi tatmin edebildiğim için buna uygun ve Türk futbol ortamının gerçeklerini bildiğim için. Şimdi bunu değiştirelim mi? Değiştiremez miyiz? Şimdi diyelim ki ya kardeşim bunu kabullenip madem böyle Türk futbolu mu? Hadi biz de buna uyalım böyle biz de kapılıp gidelim rüzgara demek zorunda mıyız? Hadi değiştirelim biz bir yerden başlayalım denebilir. Değiştiren olmadı bu zamana kadar. Değiştirebilir sen ne hala? Kampı düşünüyorum. Bu transferler sürecinin sezon başında yetişip yetişmeyeceği konusu çok zor bir konu. Çünkü sezon başlamış oluyor. 5. 6. haftaya kadar transfer dönemi devam ediyor. Maçlar başlamış oluyor. Maçların ön elemeleri oynuyorsun. Avrupa'da oynuyorsun falan filan. Şimdi bu süreçlerde Linders büyük bir taktisyen. Değil mi? Taktisyen. Bunu da şimdi oyuncu grubun üzerinde onlara sirayet ettirmen, anlatman lazım. İşte kampın ilk düdüğü çaldığında Linders sezonu çıkaracağı kadroyla beraber sahaya çıkacaksa idmana çok güzel. Şimdi düşün. Yarım yamalak takımla idman yapıyorsun. 2 ay sonra, 1 ay sonra sende olmayacak 4-5 oyuncu da idmanda. Şimdi bunlar gidip yerine adamlar gelecek yeni. İşte bunların hepsi düşünülmesi gereken şeyler. SWOT analizinin yapılması gereken şeyler. Santos meselesi buradan patladı ya. Beşiktaş nasıl oynaması gerektiği anlatılırken camiye beklentiyken hop Santos geldi. Bu mesela bir büyük bir ismi getirmiş olmak için yapılan bir hamle. Patladı iş yani sıkıntı çıktı olmadı. O yüzden bu kadar üzerinde duruyorum ben bu konunun. Ya Beşiktaş'ın kurmayları, yönetim içerisindeki kurmayları bunların fizibilitesini yapıyorsa, bunların çalışmalarını yapıyorsa, analizlerini yapıyorsa eyvallah. İyi de olur Beşiktaş için.
Çok da iyi olur. Çünkü niye? Linders Beşiktaş'a geleyim, bütün teknik direktörlük hayatım 8-10 sene burada geçsin diye bakmıyordur eminim futbola. Genç kesinlikle. Bir adam. Benden küçük yani bak. Genç bir adam. Abi sen de şimdi bir dakika öyle dedin, kendini yaşlı gibi ya, şey yaptın. Zaten hani yaşlıyız. Çok da geçti. Orta yaşı geçti. Orta yaştayız diyelim. Şimdi Beşiktaş onun için çok önemli bir vitrin, vizyon. Çünkü çok büyük bir camia Beşiktaş. 40 bin kişiye oynuyor. Medyası iyi. Uluslararası algısı iyi. Stadyum falan. Böyle bir büyük takımdan birinci adam olarak giriş yapıyorsun. Bu önemli bir vitrin. Ki yani Türkiye Kupası'nı alacak almalı diye düşünüyorum ben. Beşiktaş bir Avrupa maceranda var seneye. Şimdi elbette işte Klopp'larla, Fonseca'larla çalışmış bir teknik adamın başka bir ideali hedefi vardır. İşte 50 yaşında bir yerde hayal ediyordur kendini. O yüzden bunun için Beşiktaş iyi bir fırsat, iyi bir vitrin, bir giriş yapabilmek için. Xavi Alonso, Donyola çıkalım bak mesela. Tabii. Rüya gibi bir şey yani. Bir sürü teknik adamlarla çalıştı. İlk teknik adamlığında Bayern Münih efsanesini yıkarak şampiyon oldu. Hayalini kurduğun şeyi yaşıyor. İnanılmaz bir şey. Rüya gibi yani. Bu açıdan ben uzak değilim meseleye. Linders ya da onun gibi bir modele. Uzak değilim. Ama işte gerçekten mi dönelim abi? Tek tek oturtturup Beşiktaş camiasındaki, tribündeki, kongredeki herkesi, keşke böyle bir fırsatım olsa, anım olsa, zamanım olsa, yetkim olsa, tek tek 40 bin kongresinden tut milyonlarca taraftara kadar izah ederek niye bunun böyle olması gerektiğini. İzah ederek ikna edebilirsin insanları. Tatmin edebilirsin bu konuda. Ya tamam, bir işte falan olduğu gibi. Ama işte biliyorum ki bugün tamam diyenler, ya doğru tabii ya, hani bir yapılanalım en azından, hani belki bir seneyi kaybederiz ama işte sonrasında damga vururuz diyenler, diyecek olanlar, kabul edenler, Ekim'in ortası geldiğinde işte zirveden 8-10 puan geride kaldığında, takım yalpaladığında neler olacağını da biliyoruz. Neler yazılıp çizilip ve hani yazılıp çizilsin önemli değil. Bunlar hepsi, bunlardan etkilenileceğini de biliyoruz yönetenler tarafından. O yüzden zor bir karar. Zor bir karar. Biraz daha bekleyelim onun için. Çünkü Beşiktaş'ın 5 tane daha lig maçı var. Çok önemli Ziraat Türkiye Kupası var. Bir şekillenir. Yani Beşiktaş teknik direktör bulur herhalde. Abi ben burada şeyi de açmak istiyorum. Hani Linders neden yabancı hoca olursa Linders mantıklı. Ben Linders'e hani biraz şöyle baktım. Zaten hani bir süredir takip ettiğim bir önemli bir teknik ekip üyesi, öyle diyeyim. Yani onun için bir tane kitabı var. Hatta o kitaptan dolayı bayağı da böyle bir sıkıntı yaşadı. İşte bizim kimliğimiz yoğunluğumuzdur diye. Or Identity Intensity diye. Orada yani bahsettiği şeyler ve genel olarak röportajlarında bahsettiği şeylerde hep takım kimliğini, takımındaki o takım havasını bir yerde tutmayı ön plana tutan kişilerden birisi. Yani ona çok inanıyor ve onun üzerinde de gerçekten bir özel bir yatkınlığı da var. Bu şu an aslında ben bunu Beşiktaş'la da biraz uyumlu buluyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anki o mevcut takım olamama durumunu, evet, birazcık yabancı hoca olursa eğer, yine altını çizerek söylüyorum, bence uygun bir isim. Hem de modern futbol olarak, ki bizim ülkemizde de bence artık pres odaklı hocaların daha ön planda olduğunu, daha başarıya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Mesela Okan Hoca zaten şu an yarı finaldeki Bayern Münih'e neler yaşattı. Hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden söyledim ben Pep Linders'in neden daha iyi bir aday olabileceğini, ama tabii ki bence bizim gerçekliğimiz abi yabancı hoca birazcık, hep diyoruz ya yanına doğru isim işte Türk yerleştirilsin falan, ama bizde ne yazık ki olmuyor abi. Bu iş biraz sıkıntılı. Şeye sormak istiyorum abi, dedin ya çok fazla artık hani işte bu Ekim ayında puanla geri düşünce işte şampiyonluk. Hasan Arat birazcık iletişimle alakalı bir sıkıntı yaşamış olabilir mi abi? Santos'un gelmesi beraber. Yani şunu sormak istiyorum. Çok yüksek üst perdeden bir vaatle girdi ya. Bu onu birazcık fazla sıkıntıya sokmuş olabilir mi? Elbette. Konuşuyorum ara ara. Kolay değil Mert. Bir de tabii vaatleriniz yüksekti. Vaatlerle birlikte içeri girdiğiniz Beşiktaş gerçekleriyle dışarıdan bakmakla içeri girince görmek arasında çok büyük fark var. Ya çok sıkıntılı durumda Beşiktaş. Beşiktaş Sayın Ahmet Nur Çebi döneminin sıkıntısını uzun süre gideremez. O çok kötü yönetildi yani futbol takımı. Çok kötü yönetildi. Bir de tabii seçim sürecinde beklenti çok yükseldi. Beklenti çok yükselince bunun altını doldurmak için işte Santos, Musurati, Muçi hatırı sayılır paralar ödeyerek bir hamleler yapıldı. Bu da şimdi Santos konusu mesela yeni başka bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bunların hepsi tamam normal ama şimdi dün bitti. Şimdi Beşiktaş'ın artık önüne bakıyor olması lazım. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Çok kanaat önderi türedi. Seninle konuştuk biz burada yani çok böyle. Beşiktaş'ta çok bölünmüş pörçük bir bölük pörçük bir yapı var. Hasan Arat'a oy vermişsinizdir, vermemişsinizdir. Taraftar olarak belki genel kurulu üyesi değilsiniz ama seviyorsunuzdur, sevmiyorsunuzdur. O bu ayrı yani. Beğeniyorsunuzdur, beğenmiyorsunuz. Ama Beşiktaş'ın şu anda mevcut yönetimine, Beşiktaş camiasının omuz vermekten, destek vermekten başka çaresi yok. Bakın Hasan Arat'a güvenip destek vereceksiniz. Samet Aybaba'ya güvenip destek vereceksiniz. Bu kadar. Niye? Beşiktaş ne zaman şampiyonluklara gitse, Sergen Yalçın şampiyonluğundaki camianın dışarıya karşı verdiği refleksi hatırla. Şenol Güneş döneminin şampiyonluklarında
dışarıya karşı birlikte verilen refleksi hatırla. Yani neredeyse hiç çatlak ses yok. Neredeyse hiç çatlak ses. Ne zaman çatlak ses başladı? Özellikle camia içerisinde. Beşiktaş'ın zaten Şenol Güneş'in son 1-2 sezonu, Fikret Orman'ın son sezonları. Hep içeriden başlayan çatlak sesler. Çünkü niye? Dış etkenler zaten var işte. Federasyon var, şikayetçisin. MHK, bu futbol ortamı acayip mesela, değil mi? Şikayetçisin. Hem bunlar yaşanırken bir de içeriden destek görmeyip başka kırılmalar yaşandığı andan itibaren çatlamalar. Beşiktaş kaos ortamından çıkamıyor. Çok kırılgan bir camia. Çok kırılgan. Anında böyle bir şey yaşıyor. Dağılma yaşıyor. Bu da bunun artçıları da uzun süre devam ediyor. O yüzden şu anda işte Hasan Arat dün ne dedi? Beşiktaş yönetimi ne dedi? Tamam, eyvallah. Onların üzerine hep konuşuldu, düşünüldü. Bundan sonra yapacak şey Beşiktaş camiasının birlikte hareket etmesi. Çok klasik bir söylem olduğunun farkındayım söylediğim şeyin. Ama başka çare yok. Şimdi 4 ay önce gelmiş bir yönetim var. Mayıs'ta zaten sezon bitiyor. Şimdi şu hakkı yok mu yani? Evet, ilk teknik direktör hamlesini yanlış kullandı. Kullandı, tamam. Ama Mayıs ayında yeni bir kadro kurup yeni bir teknik adamla sezona destek alarak girme hakkı yok mu? Olması da lazım. Olması da lazım. Yani ne yapacak? Beşiktaş sürekli başkan değiştirecek, sürekli teknik, böyle bir şey yok ki. O yüzden iyi niyetleriyle, bütün enerjileriyle çalışıyorlar. Ben bunu görüyorum. O yüzden yani bir de içeriden bu kadar çok yüklenmek, kulüp içi siyasetiyle bu kadar çok yüklenmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi Sayın Hasan Arat'ın da kulüp içi siyasetiyle ilgilenecek yöneticileri var yanında. Onlar o işlerle yapabilirler. Yani kulüpte bazı işler var. İşte tüzüktür, üyeliklerdir, böyle bazı sıkıntılar var. İşte Kadir Kılıç orada, Ekrem Bey orada. Yani bunlar toparlanır. Sayın Hasan Arat'ın işte ya da yanındaki 1-2 kişi dahil, daha yönetici, an itibariyle tek bir misyonları var. Futbol takımını tekrar Galatasaray, Fenerbahçe yarışının içerisine sokmak. Yani futbol takımını şampiyonluk yarışının içerisine sokup ayağa kaldırmak. Bu kadar. O işlerle çok enerji harcamamak ve harcattırmamak lazım başkana. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu konularda çok enerji harcattırmayın Sayın Hasan Arat'a. Uğraştırmayın. Kendi ikili ilişkilerinizle, kendi işte hesaplarınız, kitaplarınızla, geçmişten getirdiğiniz kulüp içeri şeylerle Hasan Arat'ı uğraştırmayın. Başkanı uğraştırmayın. Futbol takımına odaklanacak. Orayı ayağa kaldıracak. Çok önemli. Yani bu enerji buraya harcanır mı ya? Bırakın siz ne yapıyorsanız yapın orada zaten. Bunlar atla deve değil. Bunlar kulüp içi siyaset. Bu Galatasaray, Fenerbahçe şampiyonluk yarışını ilgilendirecek şeyler değil bunlar. Muğla'daki Beşiktaşlıyı da ilgilendirmiyor. Kars'taki Beşiktaşlıyı da ilgilendirmiyor. Onlar futbol takımına bakıyor. O yüzden biraz o konuda o arkadaşların topa basması lazım. Abi son olarak o zaman şeyi sormak istiyorum. Şimdi önümüzde bir Ankara Samet Aybaba için konusunu da söyleyeyim ondan sonra. Tabii, lütfen lütfen abi. Samet Aybaba konusunda da bak, Sayın Başkan çok destek veriyor Samet Aybaba'ya. Çok arkasında duruyor. Doğru da yapıyor bence. Ve bunu yöneticilerin yanında da söylüyor. Kameraların önünde de söylüyordu. Anahtar teslim Samet Aybaba diyor. Bak, buna devam ettiriliyor olması lazım bunun. Bunun bir kere %100 devam ediyor olması lazım. Futbol konusunda çok dağılmamak lazım. Bak, bu konuda ağzı çok yandı Beşiktaş'ın. Çok yandı. Bak, muhatabı bir tane olması lazım insanlar. Yönetim de tabii ki çalışacak. Scoutlar çalışacak o, ama çatının başında Sayın Başkan Hasan Arat'ın altında Samet Aybaba olacak. Onda toplanacak. O sonra anlatıp ikna edecek başkanı. O yüzden Samet Aybaba konusunda özellikle Sayın Hasan Arat'ın desteği güzel, çok önemli ve kıymetli. Yönetim içerisinde de bunun yapılması lazım. Bak, kulübün bir tane başkanı var. Böyle herkes çok hevesli başkan şey olmaya, tabii, yani başkanım diye hitap edilmesine, sayın başkan diye hitap edilmesine. Hayır, bu kulüpte bir tane başkan var seçilmiş şu anda. Sayın Hasan Arat. Onlar yöneticiler ya da başka bir şeyler. O yüzden Samet Aybaba konusu, futbol takımı konusu özellikle çok başlılık kaldırmaz. Yaşadık. Yaşadık ve hiç hayır çıkmadı buradan. Burada enaniyet yapmanın, ego yapmanın bir anlamı yok. Yani adam 5 yaşından beri futbol sahalarında. Gözünüzü seveyim ya. Türkiye'de en çok maça çıkan teknik adam. Futbolu da bilir, futbolcuyu da bilir. Beşiktaş'ın içinden geçtiği dönemde böyle bir problemle yüzleşmemesi için ben bunu söylüyorum. Ben şeyden bahsediyorum, yani Samet Aybaba güzellemesi değil bu. Bir modelle yola çıktın, buradan devam ediyor olman lazım. Bak, toparlanır bu takım, bu takım ayağa kalkar. Ama bu takım da ayağa kalkması için birbirine omuz vermek zorunda. Çok kulüp içi siyaset işleri var. Omuz vermek zorunda. Başka türlü yine Galatasaray Fener yarışır. Sen de böyle Aralık ayında uzaktan izlersin. Ya da ben de orada onlarla olacağım dersen yapılan hamlelerde Samet Aybaba'ya, Hasan Arat'a omuz vermen lazım. Abi, o çok önemli gerçekten bunlar. Şimdi son olarak da daha da önemli olan, evet, en önemli şey. En önemli şeyi. Bir Türkiye Kupası Ankara Gücü maçı, evet, var. Arkasından da Fenerbahçe derbisi deplasmanda. Bu iki maçla ilgili, evet, neler bekliyorsun? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın olmazsa olmazı, çok önemli. Bak, sadece bu sezon değil, önümüzdeki sezonu ve belki bir sonraki sezonu da etkileyecek. Bu sene Beşiktaş'ın Türkiye Kupası alması. Niye? Şimdi Beşiktaş'ın armasını
büyüklüğünü ligde hissettirmesi lazım. Bak kupa kaldırıyor şöyle bir sezonda. Düşün 6. teknik adam gelmiş. 2 başkanlar değişmiş. Hani Pendik falan 4 atıyor Beşiktaş'a. Böyle bir sezondan bahsediyorsun. Kupayı havada görüyorsun. Kupa alıyorsun. Bu çok önemli. Psikolojik olarak çok önemli. 2. Avrupa serüvenin için çok önemli. Getireceğin teknik adam, kuracağın kadro, seneye ligi hangi zamanda nasıl açacağın. Bunların hepsini böyle zincir gibi o kadar çok etkileyecek ki Beşiktaş camiasının an itibariyle salı günü oynayacağı kupaya kilitlenmesi lazım. Taraftarı, sosyal medyası, yönetimi, futbolcusu, teknik heyeti. Sezonun en önemli maçına çıkıyor Beşiktaş. Sezonun en önemli maçına çıkıyor. Beşiktaş da sezonun en önemli maçına çıkıyorsa ve bu maç derbi değilse o maçı alır. 2-2-4. Oyuncu da bunu bilecek. Herkes bunun sorumluluğunun farkında olacak yani. Şimdi Samet Hoca'nın söylemini çok böyle şey yaptılar ya. Çürümüş takım falan filan. Bir, ya oyunculara da bu kadar alan açmamak lazım. Başka bir programda yeri gelir yine konuşuruz. İşte İsmail Hoca tamam Fenerbahçe'de elenmenin müsebbibidir teknik adam olarak ama Cengiz kardeşim yani bu kadar alan açmayın kendinize. Haftalardır yoksun, penaltı atamıyorsun. Kilon 2'ye katlamış. Zays Krunic ya bir zahmet bir de omuz verin, bir destek verin. Bu takımla idman yapıyorsunuz aylardır. Tarihin en büyük paraları ödendi yani size. Onun gibi oyuncuların bir kere bu işlerin sorumluluğunun farkında olacak. İşini, iş ahlakını yapacak. İş ahlakı olan adam zaten maaşını da gününde alıyor hepsi bu arada. 3 gün bile geçmiyor. Hepsi gününde alıyor. İş ahlakı olan adam çıkacak, o maçı kazanacak. Fenerbahçe maçı şöyle mühim. Galatasaray maçı öncesi de söylemiştim. Bu tarz kötü giden sezonlarda derbi galibiyetleri camialar için önemlidir. Taraftarına iyi hissettirir. Bir de elbette iki takım arasındaki farkı ben de görüyorum. Elbette iki takım arasındaki kalite farkını, oyuncu kalitesi farkını, oyun farkını ben de görüyorum. Fenerbahçe'nin ağır bastığını da görüyorum iç sahada olması. Yani favori olduğunu da görüyorum. Ama derbilerde tarih bize öyle söylemiyor. Yakın tarih, orta tarih, uzak tarih. Öyle söylemiyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı derbidir. Fenerbahçe için şampiyonlukta devam edip etmeme maçıdır. Beşiktaş oradan puan aldığı zaman geçmiş olsun zaten. Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder. Fenerbahçe kazanırsa tekrar özgüven verip o iddiasıyla devam edecek. Aslan Tepe'ye kadar gidecek. Yani elbette Fenerbahçe önde ama Beşiktaş Fenerbahçe maçını normal şartlarda kestiremezsin. Çıkar Beşiktaş oradan 2-1 kazandı geldi. Sürpriz olmaz. Geçen sene de aynı senaryo vardı. Tabii kazanıyor. Abi. Beşiktaş kazanmaya çıkacak. Beşiktaş ben de varım bir dakika diyecek. Beşiktaş taraftarını mutlu etmek isteyecek. Derbide sahaya kötü geçen sezon adına geride birkaç iz bırakmak isteyecek yani Beşiktaş. O yüzden derbi konusunda yine bir konuşuruz üzerine. Orayı çok öngöremiyorum. Derbi hep her şeyin olabileceği bir maç. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Yine yorumlarını evet, okuyoruz. Evet, evet. Elimizden geldiğince. Kanalımıza abone olup videoda beğenmelerini, unutmamalarını rica ederim kendilerinden. Evet. 98 bin olduk abi. Az son kaldı. 2 bin. Evet, son 2 bin kaldı. İşte 2 bin kişiyi de herhalde birkaç haftada buluruz. Toplarız ya. Derbiye kadar buluruz yani. Şöyle çıksak top. Abi senle bir Beşiktaş'a insek toplarız 2 bin kişi. Bu arada toplarız. Yani şunu da ben ve izleyicimi söyleyeyim. Ergin abiyle bir Beşiktaş'ta bir yürüdük. Simitçisinden esnafına. Yok estağfurullah ya. Herkes estağfurullah. Mısırcısından bütün esnaf. Ergin abi bile direkt selamlaşıyor. Çok seviyorum onları. Yani Beşiktaş var olduğu için biz burada konuşuyoruz ya. Ama mesleğimiz gazetecilik de. Tabii. Ama şimdi Beşiktaş konuştuğun zaman Fenerbahçe, Galatasaray onlar için de böyle. Yani onlar bir yere bir şey sağlıyor insan. Hepimize, herkese bir şey veriyor. Herkese bir şey sağlıyor yani. Ortamımız o yani. Ben Beşiktaş esnafını çok seviyorum. Sık sık da giderim oraya. Hepsine de selam olsun. Onlar abone olsun ve evet. Çevrelerine de abone olmalarını tavsiye. Şey gelmişti abi aklıma. Sen Erdal abi, Erdal Hoş'a buradan selam olsun. Trabzon'un Tarkan'ı diyorsun ya. Sen de Beşiktaş semtinin. Yok estağfurullah biz o kadar değil. Bir var abi sen de gördüm. Valla ben gördüğümü söylüyorum. Gökhan Tepe falan olur yani. Tarkan olur. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.